Herkese merhaba arkadaşlar ben Duran Canılmaz. Laravel haber sitesi projemizi yapacağız. Fakat bazı değişiklikler olacak. Artık videolarda ee, önceden bildiğiniz gibi canlı yayında yapıyordum. Arada sorular karışıyordu. İşte konu kaynıyordu vesaire saçma sorular geliyordu falan fıstık. Ya da alakası olmayan sorular geliyordu. Veya birisi bir şey soruyordu onu göstermek için bir şey yapıyordum ee, vesaire. Şimdi artık şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Müzik dinleyerek yapacağım. Bu yüzden videonun hepsini yani kod yazdığım kısımların hepsini göremeyebilirsiniz. Sadece önemli kısımları durdurup bakın burada bunu yapıyorum çünkü bu yüzden diye aktaracağım. Zaten genel olarak bu seriyi takip ediyorsanız birçok şey öğrenmişsinizdir. Live yani Liveware'e kadar anlattım artık. Daha ne anlatabilirim bilmiyorum. Yani Spotty'e kadar anlattım. Tabii ki ekstra özellikleri var. Bunların çok detaylarına inmedim. Detaylarına da inebiliriz. Fakat mesela root yapısındaki şöyle anlatayım. Atıyorum root yapısı bu şekilde olmaz. Yani ben bunu size göstermek için bu şekilde yapıyorum. Yani örneğin nasıl olmalı bu root yapısı? İşte root, resource bu şekilde olmalı. Resource'da zaten çoğu metot otomatik olarak geliyor. Burada yapay zekanda bize söylediği gibi işte index, create, store, show, edit, update ve destroy metotları geliyor. Onlar da otomatik olarak name alıyorlar. Yani biz burada name belirtiyorduk ya Bunların name'leri otomatik olarak alınıyor. İşte users.create oluyor mesela name'e. E, tabii ki bunun prefiksi admin olduğu için admin.users.create olacak. Ya da admin.users.index olacak vesaire vesaire. Yani ben bazı şeyleri dediğim gibi göstermek için yapıyorum. Daha iyi anlatabilmek için yapıyorum. Fakat o çok uzun bir yol ve doğrusu aslında o değil. Custom bir şey yazmak istiyorsanız bir custom bir route yazmak istiyorsanız tabii ki bu şekilde yapacaksınız. Ama sadece kurut işlemleriniz olacaksa, sadece admin sayfanız olacaksa bunlara gerek yok. Ve şöyle bir şey var. Mesela ben burada user controller'ı çağırmışım. Buna bir bakalım. Bu normal bildiğimiz kontrolların içindeki herhangi bir controller. Bu bizim hem API'mizi içeriyor. Yani API'lerimiz var içerisinde. Hem de admin sayfamızın işte işlemleri var. Bu doğru bir şey değil arkadaşlar. Bunları ayırmamız gerekiyor kesinlikle. Yani admin sayfasının kontrollerleri farklı olmalı. Farklı bir klasörde olmalı. Admin klasörü olabilir vesaire. Yönetim olur. İsmini ne derseniz artık hiç fark etmez. API kontrollerleri farklı olmalı. Yani şöyle bir şey olması gerekiyor. Örneğin ben şunu kaldırdım buradan. Bunu da user controller klas değil de admin sayfası olacağı için admin user controller şeklinde olmalı. Bunu da çağırırken yüz diye buradan işte kontrolleriz. Burada adminin içerisindeki user controller as admin user controller olarak ben bunu çağırmalıyım. Ve burada da controller kısmında da bunu oluştururken admin klasörünün içerisinde bir controller daha oluşturmalıyım. Ve bunu kurut işlemiyle yapmalıyım. Normalde olması gereken budur. Çok kısa özetleyeyim. Neden böyle yapıyoruz? Çünkü API tarafına başka bir arkadaşımız bakıyor olabilir kurut işlemlerine başka bir arkadaşımız bakıyor olabilir. Frontend tarafına başka birisi bakıyor olabilir. Yani olabildiğince modüler ve birbirinden alakasız, bağımsız olarak bölüyoruz ki birisi çöktüğünde diğeri çalışsın, biri çöktüğünde diğeri işlemini devam etsin vesaire vesaire. Bunları da oluştururken şu şekilde oluşturabiliriz. İşte PHP artisan make controller hmm, ne olabilir? User controller mesela adminin içerisindeki user controller tire resource yazdığımda bunun resource'ünü otomatik olarak ekleyecek. Şimdi gördüğünüz gibi admin klasörünün içerisinde user controller oluşturdum ve içerisine kurut metotlarım otomatik olarak dahil oldu. Şimdi artık bundan sonrası bu komutu kullanarak diğer admin sayfası controller'larımı yaratarak bunları işte live table paketime ekleyerek işte ekleme çıkarma işlemlerini yapmak vesaire vesaire. Start hatalar vermesi normal çünkü dediğim gibi resource'e çevirdik. artık admin.users diye bir şeyimiz yok. Admin users indeksimiz var mesela. Onu da sidebar blade'den değiştireceğiz. Name prefix'ini almıyor bu yüzden users.index diyebilirim buna. Ya da users.add diyebilirim. Daha doğrusu create diyebilirim. Evet gördüğümüz gibi çalışıyor. Ek olarak buraya permission'ları koymam gerekiyor arkadaşlar. Örneğin şu lead'e şunun olması lazım. Burada can user list olacak mesela. Boolean'in hepsini kapsayacak. And can ile bunu bitireceğiz. Ve şuradaki user add kısmında da can user create olacak. Yine and can ile bunu bitireceğiz. Bunlar için de tabii ki permission'lar ayarlamam gerekecek benim. Spatie paketini kullanıyoruz biliyorsunuz. Bu, bu permission'ları e, permission seeder'da benim oluşturup projeyi ilk ayağa kaldırdığımda eklemem gerekiyor. Bir adet Roll Permission Seeder diye bir seeder oluşturmuşum. Burada tek doğru olan kısım şurası. Onun haricinde yanlışlar var. Burayı komple kaldırıyorum. İsmini Roll Seeder yapıyorum. Database Seeder'ıma da bu şekilde ekliyorum bunu. User Seeder'ımda da 10 tane rastgele user oluşturduktan sonra bir adet kendi user'ımı oluşturuyorum. Çünkü her seferinde Postman'dan istek atmak istemiyorum. bu Migrate Fresh Seed'leri yapıp test ederken. Sonrasında bunu Super Admin rolünü veriyorum. Tabii ki bu roller Spotty'nin e, modellerinden geliyor. Permission da aynı şekilde. Sonrasında tüm permission'ları çektiriyorum. E, ve bu role tüm permission'ları veriyorum. Tabii ki burada dikkat etmem gereken noktalardan bir tanesi şu. Rolleri ve permission'ları yaptıktan sonra User'ları oluşturmam lazım. En önemli kısım burası aslında. Tabii bir adet de permission seeder'a e ihtiyacımız var. Hb artisan make seeder Permission seeder diyorum. Seeder'ım oluştu buraya. Bunu şu şekilde yapacağım. Public array permissions diyeceğim. Zaten permissionlarımız genelde hep aynı şeyler olacağı için fakat bu şekilde tek tek ben bunu yazmak istemiyorum. Bu resmen amelilik yani bunu yapmak için ben yazılımcı olmadığımı düşünüyorum en azından. Şöyle bir şey yapacağım. İşte index permissionlarımız bu şekilde olacak. Bir de buna controllers ekleyeceğim. Public o da array olacak gene. Controllers olacak. Evet bu şekilde olacak. Ve onun sonuna mesela user index user create user storage user show user edit user update user destroy şeklinde bunu bir for ile döndürerek eklemesini yapacağım. Tam olarak bu şekilde. Hatta bunu şöyle yapıp yukarıda da çağırabilirim. Sadece burada arasına tire koymak istiyorum. Sidebar'da da bunları eklerken işte küçük harfle eklemiştim mesela bunları tekrar düzeltiyorum. Şimdi database seederımda şu role seeder'ım en yukarıda olacak. Permission seeder'ım ondan sonra gelecek. User seeder'ım bunlardan sonra gelecek ki user seeder'ın içerisinde ben rolümü ve permission'ımı atayabileyim. Bir test edeyim çalışıyor mu? Migrate fresh tre tre seed yaptım. Güzel patlamadı herhangi bir yerde. Herhangi bir hata vermedi bize. Kullanıcım oluşturmuş. Gördüğünüz gibi burada permission'ları oluşturmuş, rolleri atamış. Rollerim var. Permission'larım gördüğünüz gibi bu şekilde oluştu. Polimorfik olarak da bu şekilde eklemiş. İşte role ne mesela burada süper admin 11. üyeye user modeline e, buna eklemiş. Okey. gayet başarılı. Bir herhangi bir problem yok şu anda. Burada da zaten birinci role yani e, süper admin'e gördüğünüz gibi tüm permission'ları vermiştik. Görüyorsunuz. Herhangi bir problem gözükmüyor. Şimdi burada görebildiğiniz gibi users kısmı gitti e, sidebar'dan. Bunun sebebi Burada benim user list tamam. Bunu user index yaptığım zaman bu kısım geliyor. Süper. Herhangi bir problem yok burada da. Sadece şöyle bir şey var. Hem create hem store var. Yani okey create sayfasına ulaşabilir ama storage yapamayabilir. Yani ekleme işlemi yapamayabilir. O sayfayı görebilir ama yani buna gerek var mı dersek bence gerek yok. Bunu sadece create yapsak ve o sayfaya ulaşınca zaten ekleyebilse çok daha iyi olur aslında. Çok fazla kafa karışıklığına yol açmaz. Tekrardan fresh seed yaptım. Şimdi denemek için şöyle bir şey yapacağım. User create'im var burada gördüğünüz gibi. User create permission'a sahipse bu menüyü ekliyor içerisine. Ben şu anda o menüyü görebiliyorum. Users add olarak geliyor. Burada da sanırım şu evet. Bunu mesela doğrudan silersem bir tabandan sayfayı yenilediğimde gene gelmeye devam etti. Hataya bakalım. Okey şimdi gitti cache clear yapmam gerekiyormuş. Ufak bir yapay zeka konuşmasından sonra onu fark ettim. E, bu bir problem, şöyle bir problem. Siz sürekli cache clear yapamayabilirsiniz sunucuda çalışan canlı bir proje üzerinde ve o sayfa e, menüde gözüküyor olabilir hala. Kendiliğinden keşi temizlenene kadar lara verin. ya da siz manuel bir şekilde temizleyene kadar. O yüzden şöyle bir şey yapmak en garanti çözüm. Controller'a gelerek burada e, constructor'da bir middleware ekleyerek bunların kontrolünü yapmak en mantıklı çözüm. Evvel de enteresan bir şekilde veri görmediği için kontroller sınıfını biraz genişletmem gerekti. Normalde abstract bir class bunu normal class haline getirdim ve routingdeki kontrollerı best kontroller olarak extend ettim buna. Bu sayede artık verimi görüyor. Herhangi bir problem yok. Ve artık bu tarz middleware'ler ekleyebilirim kontrollerlarımın e, içerisine. Bu sayede mesela index metodunda user index permission'ı var mı yok mu bu kontrol edilecek. Create ve storage metodlarında da user create var mı yok mu o kontrol edilecek. Biz user create kaldırmıştık bildiğiniz gibi. Şimdi bunu test edelim. Normalde buraya erişebiliyor. Şu anda sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi kullanıcının doğru permission'ları yok dedi. Bu middleware'i görmeme olayını biraz araştırmam gerekti. Biraz süre geçti bunun üzerinden. Yazılımda böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Bunları da size arada bir söylemek istiyorum. Kendi bir hatayla karşılaştığınızda direkt pes etmeyin. Araştırın. Ee, gördüğünüz gibi ben de burada bir sürü araştırma yaptım. Ve sonunda buldum. Şimdi şöyle bir problem var. Burası doğrudan HTML dönüyor. Ee, ben böyle bir şey olsun istemiyorum. Çünkü ben işte API ile çalışacağım. Live Air Data Table'da da API ile çalışacağım. Ee, orada AJAX arkada istek alacak al, verecek. Bu yüzden bu benim işime yarayan bir sayfa değil aslında. Bunu JSON response'a döndürmek istiyorum. Bunun için bootstrap app kısmına görüyorum Burada exception kısmı var. Burayı özelleştireceğim. Burada şöyle bir şey yaptım. Eğer exception unauthorized burada Spati'nin custom exception'ı yakalarsa JSON response dönecek ve bir tane view'i render edecek. Gene 403 olarak fırlatacak tabii ki bunu. Bu bizim için önemli. 200 fırlatmaması gerekiyor. Fakat burada errors nokta Anotrize Exception diye bir sayfam yok benim. Şimdi bunu oluşturacağım. VV'mi oluşturdum. Ve güzel. Gördüğünüz gibi artık JSON formatında alabiliyorum. Ve burada gördüğünüz gibi de sayfamız 403 olarak geliyor. Yani hatalı forbidden olarak geliyor. Hem 200 dönmüyor hem JSON formatında dönüyor. Hem de mesaj kısmında bir VV render ettiriyorum ki Live Air Data Table'ı ve Form Ajax'ı ben buna eklediğim zaman, entegre ettiğim zaman bu sisteme orada doğrudan mesela göster butonuna bastığında tak diye bunun mesajını alacak ve oradaki modal'a koyacak. O yüzden bu önemli. Bizim bir Formax class'ımız vardı, modülümüz vardı biliyorsunuz. Formları otomatikleştiren, Ajax'a dönüştüren bir modüldü. Bunun üzerinde biraz refactoring yaptım. Bazı değişikliklerim oldu. Bunlardan bir tanesi şu. Burada zaten görebiliyorsunuz da hani çok bir şey söylememe gerek yok aslında. İşte eğer checkbox'a hani true ya da false gönder değilse doğrudan value'sunu gönder. Submit kısmı bayağı bir değişti. Animation speed ekledim. Çok yavaş açılıyordu jQuery'nin alert e, modalı. Bunun yerine animation speed'i 0 yapınca doğrudan açıldı ve artık daha hoş duruyor. Eskiden biraz kasıyormuş gibi pop çıkıyordu. Ve tipinde işte orange falan yaptım. Butonları kaldırdım. Artık butonumuz yok. Daha güzel gözüküyor artık. Başka da yaptım. Öyle gözle görülür çok bir değişiklik yok aslında. İsyan edemem biraz olsun yeter. Aa, kayıtta kalmışız. Pardon. Şimdi ilk neler yaptık? Live Air Data Table'da biraz güncellemeler yaptım. Paket kısmında değil. Lokalde sadece bu proje üzerinde güncellemeler yaptım. Belki pakete de bunları yansıtırım. Tam değilim o açıdan. Şimdilik... Aslında doğru benim bu paketi de güncel lazım. çünkü siz bu değişiklikleri muhtemelen çekemeyeceksiniz. Böyle bir şey olacak gitten takip eden arkadaşlar için. Neyse ufak bir özet geçeyim. Birkaç yeni özellik geldi. Bu özelliklerden bir tanesi işte modelin ismi var mı? Tablolardan, sütunlardan buna bakıyor ve ismi varsa ismini getiriyor. İsmi olmayan satırlar için böyle bir şey yaptım. Ek olarak modelin ismini direkt kaldırıyorum. Bu model ismi ne işimize yarıyor? Şu işimize yarıyor. Live Air Data Table blade'inde e, burada yetkisine göre ben bunu baktırabiliyorum. İşte modelin ismi tire show varsa işte şu butonu göster. varsa şu butonu göster. İşte destroy varsa şu butonu göster diyebiliyorum. Permission'lardan bunları atadığımız için kolay bir şekilde bakabiliyorum bunlara. Bu sayede buradaki butonlarımız gelmiş oluyor. Yani örneğin ben şu an mesela actions'ta baktığımda şu an Form Ajax arkada bir istek attı. Onu da size şöyle göstereyim. Network'ü açıyorum. Kayıttayız değil mi? Kayıttayız. Okey. Tıkladım. E, bu bir form olduğu için bir buton olduğu için FormX isteğini attı. Nereye isteğini attı? Admin Users 11 attı. Bu benim admin kontrollerıma gitti. Admin kontrollerım tam olarak şunu yaptı. User'ı buldu. Tabii ki burası API olacak. E, fakat şu an yorulduğum için burada keseceğim. O yüzden böyle bırakacağım. Bunların hepsini API'ye bağlayacağız. Bir adet JSON response döndü ve view'i render etti. Bu view'in içerisinde de işte bildiğiniz düz HTML mevcut. Sadece rollerini getirip e, burada kaç tane rolü varsa onları BC ile bastırıyor. strebin BC ile. Ek olarak bunun attığı istek bu şekilde geliyor. Gördüğünüz gibi statüs ve mesaj şeklinde. Ve bu da mesajı doğrudan modala yazdırıyoruz. Forma x ile. Bu hepsinde geçerli. Gördüğünüz gibi hepsinde çalışıyor aynısı editte ve de, editte de olacak. Hiçbir farkı yok. Gene Form çalışma mantığı zaten canlı canlı yayını takip edenler bunu biliyor. Birebir aynısı yani değişen hiçbir şey yok. Sadece burada users daha doğrusu user show permission'ımız varsa biz bunu görebiliyoruz. Diyelim ki user show'u kaldırdık, değiştirdik vesaire başka bir şey yaptık. Ama kullanıcı sayfa yenilemedi ve herhangi bir şey aratmadı. O yüzden burası değişmedi diyelim butona tıkladığı anda gördüğünüz gibi e, bizim yazdığımız custom exception buraya geliyor. E, bu bir moda şey view dosyası bunu zaten söylemiştim size ve sayfa yenilediğimizde gördüğünüz gibi buradaki view butonu gitti. Çünkü library data table'da bunun update'ini yapmıştık bu şekilde. Ek olarak şöyle bir bakıyorum daha söyleyebileceğim neler var diye. Şuradan şöyle anlatabilirim. Bu şu hataya sebep olan kısmını kaldırdım empty ise hata veriyor. Örneğin users nerede? Burada. Hepsini seçtim, sildim. Ya da bunu yapmama gerek yok ama okey. Çünkü logout atacak beni. Tekrardan migrate fresh seed yaptım. Şimdi burada mesela olmayan bir şey aratayım. Gördüğünüz gibi no records font hatamız geliyor. Ek olarak e, relation'larda bir hata vardı. Eğer aynı modelse problem çıkıyordu. Onu kaldırdım. Ve işte yetkileri ekledim. Başka da bir şey yapmadım. Buradan şöyle brand yarattığımızda bu gelecek. Okey. Şimdilik bu şekilde. Ee, bir sonraki derste şuralara kaç tane üye olduğunu yazmak istiyorum Beyç ile. Bunun için her view'e data göndermem gerekiyor. Ee, bir adet provider yazmam gerekiyor sanırım onun için. Hallederiz fakat 3 saat olmuş. Ee, siz bu videoyu muhtemelen 20 dakikadan daha izleyeceksiniz. Ben Duran Cahilmaz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olursanız, yorum atarsanız, like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşça